Arkadaşlar, herkese merhabalar. Malum artık okullar açıldı. Okulların başlangıç dönemi nedense çocukluğumdan beri yılbaşı etkisi yapıyor bende. Bu yüzden benim için de yepyeni bir dönemin başlangıcı oldu. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bu hafta içinde bulunduğumuz döneme de uygun olması sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanımız hakkında çıkan yalanlardan sizin için bir içerik hazırladık. Lafı daha fazla uzatmadan ilk iddiamız ile başlayalım. 12 Eylül 2022 tarihinde Sözcü Gazetesi, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in atanmadığı için ağlayan bir öğretmen ile dalga geçtiği iddiasını ortaya attı. Kulaktan kulağa abartarak kuyruk eklendi tabii ki bu iddiaya. Bakanın öğretmene mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor dediği eklendi. Tahmin edersiniz ki kırpılıp biçilip algı yönetmeye çalıştılar kendilerince. Artık haberlere baktığımda neyin ne olduğunu tahmin edebiliyorum ve genelde de yanılmıyorum. Bu iddia için de tam olarak böyle düşünmüştüm. Zaten ardından Milli Eğitim Bakanlığı iddiayı net bir dille yalanladı. Bakan Mahmut Özer'in öğretmenin KPSS ile ilgili görüş ve önerilerini dinleyerek incitici herhangi bir söylemde bulunmadığını açıklamışlar detaylı bir şekilde. Gelsin o açıklamada. Ama tabii ki onlar için haberi bu şekilde vermenin bir değeri yok, hepimiz görüyoruz ki. Dolayısıyla yine her şeyi kendi duymak istedikleri gibi vermişler. 5 Ocak 2022 tarihinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun MEB'e emrivaki ziyareti sırasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapılarının kilitlendiği iddiası ortaya atılmıştı. Hem yalan hem de algı oluşturma çabası var haberin içinde. İlk olarak kapı Kemal Kılıçdaroğlu içerideyken kilitlenmişti, dışarıdayken değil. Ayrıca ikinci olarak kapı Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumalarının isteğiyle kilitlenmişti. Gelsin o belgenin görüntüleri de arkadaşlar. Şimdi bahsedeceğimiz haberi daha önce de vermiştik sizlere. Sadece hatırlatmak maksadıyla bu iddiayı da kısaca yeniden vermek istiyorum. Suriyeli gençler için 5 günlük gençlik festivalini Milli Eğitim Bakanlığı'nın karşılayacağı iddiası ortaya atılmıştı. Fakat etkinlik mülteciler için maddi yardım programı fonu tarafından finanse edilmişti. Hatta bahse konu AB çalışmasının adı ise Frit demiştik. Milli Eğitim Bakanlığı ile uzaktan yakından alakası yoktu yani. İşte bu haber benim için favori yalanlardan bir tanesi. 26 Kasım 2021 tarihinde karşımıza çıkan bu iddia yine başkası adına utandığım anlardan biri. Gazeteci Fatih Altaylı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı önce bakanlık sandı, sonra bütçenin Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden fazla olduğunu söyledi. Hem de milyonların karşısında bir Habertürk programında. İddialarının yalan olduğu aynı canlı yayında ortaya çıktı zaten. Hatırlatalım arkadaşlar o görüntüleri de. Şu anda bütçe görüşmelerinde bir bakın, en büyük payı hangi bakanlık almış hocam, bir söyler misiniz siz? Diyanet İşleri. Milli Eğitim Bakanlığı ya. Diyanet İşleri biraz daha üstte. Fatih Bey, 2022 Milli Eğitim bütçesi 189 milyar, Diyanet bütçesi 16 milyarmış. Onda biri yani. Biraz önce Diyanet daha fazla dediniz ya. Arkadaşlar, bir tek benim mi gözüme batıyor bu yalan? Daha tuhafı, yalanı söyleyen Fatih Altaylı ve Uğur Emek yayına bir şey olmamış gibi devam ediyor. Yani asla üzerinde dahi durulmuyor bu dezenformasyonun. Resmen yalan alışkanlık yapmış. 2 Eylül 2021 tarihinde ise yine benim en çok sinirlendiğim tarzda yapılmış olan haberlerden biri karşımıza çıktı. Halk TV sunucusu salgında Avrupa'da okulların kapatılmadığı iddiasını ortaya attı ve bu iddiayı da kendi Milli Eğitim Bakanlığımızı yererek verdi. Gelsin o haberde. Dünyada şu an özellikle Avrupa'da çocukların psikolojisi konuşuluyor. Bırakın okulun hijyeni, bırakın okulun açılması. Zaten kapanmadı okullar. Öncelikle Avrupa'da okulların kapatılarak online eğitime geçirildiği konusunu netleştirelim. Diğer yandan ülkemizde salgının ilk döneminde önemli çalışmalar yapıldığını, Milli Eğitim Bakanlığı'nın da bu doğrultuda psikososyal destek faaliyetleri yürüttüğünü hatırlatalım. Soruyorum size, amaç ne peki burada? Türkiye karalaması yapmak mı gerçekten tek amacınız? Nasıl bir keyif alıyor olabilirsiniz ki kendi vatanınızı aşağı çekerken? 19 Ağustos 2021 yılında ortaya atılmış olan bir diğer iddia ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın İzmir'de mültecilere özel okul yaptığı iddiasıydı. Farkındaysanız her sene birisi ortaya çıkıp birilerinin desteğini toplayarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın Suriyelilere bir şeyler yaptığı konusunda vatandaşları kışkırtmaya çalışıyor. Bizim çocuklarımız kapalı kaldığı halde dağlarda öğretim görüyorlar. Buraya şehrin göbeğine yatılı okul yapılacakmış. Çok acayip bir bölücülük taktiği bu. İçten içe bu nefreti körükleyerek insanları ikna etmeye çalışıyor yani. İzmir'deki bahsi geçen okullar da Suriyeliler için inşa edilmemişti tabii ki. AB yatırımıyla inşa edilen bu okulların tamamı devlet okuluydu. Yani bunu da denemişler fakat tutturamamışlardı. 8 Ağustos 2020 tarihinde de okullarda pandemi nedeniyle müzik ve resim dersleri kaldırılacak iddiası ortaya atılmıştı öyle aniden. Hiçbir dayanak gösterilmeden. Tabii ki bu dezenformasyon karşısında insanlar
tepki göstermiş ve desteklememişlerdi bu çalışmayı. O dönem yaşanan onca karmaşanın içerisinde insanlar bir de bunun için üzülmüştü. Fakat Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni eğitim öğretim dönemi için tasarladığı modeller arasında böyle bir planlama yoktu. Hep söylüyorum ya, bazı iddialar kendi kendini zaman içerisinde yalanlıyor. Bu da tam olarak o tarz iddialardan biri. Şu an görmüş olduğumuz gibi kaldırılmış olan bir ders de yok. Bu denli önemli konularda hepimizin sadece resmi açıklamalara itibar etmesi gerektiğini düşünüyorum her zaman. 2019 öyle absürt iddiaların ortaya atıldığı bir dönemdi ki bu iddialardan da bahsetmeden bu videoyu tamamlamak kesinlikle istemiyorum. Şimdi durup bir geçmişe bakıp gerçekten neler gördük demek istiyorum çünkü. 16 Eylül 2019 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabında Mahmut Tuncer'in fotoğrafının ve sözlerinin olduğunu yönelik iddialar ortaya atıldı. Evet evet, bayağı bildiğiniz Mahmut Tuncer sanatçı olan. Söz konusu kitabın Milli Eğitim Bakanlığı ile herhangi bir ilgisi yoktu. Hatta ve hatta kitabı basan Günay Yayınları kitabın Milli Eğitim Bakanlığı'na ait olmadığını belirtmişti zaten. Ya bu da o kadar acayip bir iddiaydı ki hakikaten unutamıyorum. Favorilerimin arasında yani. Yine favorilerimden ve o dönemde de şu anda da kendilerini ne kadar küçük düşürdüklerini ortaya koyan bir iddiayı paylaşmak istiyorum. 19 Eylül 2019 tarihinde 2019-2020 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredata Recep Tayyip Erdoğan'ın Hayatı ve Eserleri isimli bir ders eklediği asparagasını yaydılar ortalığa. Tabii ki bir kesim yine sıfır sorgulama bilinciyle tepkiler yağdırdı bu habere. Acaba demediler bile. Şu an yıl 2022 olduğuna göre arkadaşlar, hadi bir dönüp bakalım var mı müfredatta bu konu. Şimdi oturup siz de kendi halinize güler misiniz mümkünse? Çünkü tam olarak gülünecek noktadasınız. Hala gerek varsa ben bir kez daha sizlere açık açık söyleyeyim. Ne o zaman müfredata böyle bir ders kondu, ne de sonraki yıllardan şu ana kadar böyle bir konu işlendi arkadaşlar. Yine 20 Mayıs 2019 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı yeni orta öğretim modeline takılmışlardı. Matematik dersi seçmeli olacak da bilimden uzaklaşılacak diye. Hangi mantıkla bu haber yapıldı? Kim inandı da yaydı bu haberi? İnanın ki ben bilmiyorum. Sadece diyorum ya, şu an gülesim geliyor. O zaman da gülüyordum. Hala kaldığım yerden devam ediyorum. Darısı başınıza arkadaşlar. Sizi bahsettiğiniz bilimin, mantığın yoluna davet ediyorum artık. Her geçen sene bir önceki senelerinizden utanıyor olmalısınız. Bu çok acı değil mi? Dönemin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni model uzmanlarla istişareler sonucu hazırlandığının altını çizerek iddiayı yine ve yine yalanlamıştı zaten. Biz yine de size hatırlatalım istiyoruz. Hangisinden bahsetsem diğeri aklımda kalıyor. Daha o kadar çok iddia var ki gülünç olan ve başkası adına utandığımız. Son olarak bu iddiayı da paylaşarak lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. 3 Ocak 2019 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın lise son sınıfta ders işlenmeyeceğine ve öğrencilerin sınav için sadece test çözeceğine yönelik bir düzenleme yaptığı iddiasını ortaya atmış. Habere bir bakar mısınız? Koskoca bir sene boyunca eğitim döneminin 1/4'ünde ders işlenmeyeceğini yazmışlar. Mantık ne? Mantık yok arkadaşlar. Öyle söylemişler işte. E malum bize de yalanlaması düşer. Bakanlık zaten lise son sınıfta ders işlenmeyeceği iddialarının gerçek dışı olduğunu bildirmişti o dönemde. Şimdi dönelim de bakalım isterseniz. Var mı hiç lise 4. sınıfta konu işlememiş olan? Mümkün müymüş böyle bir şey? Yapmayın arkadaşlar. Sadece karalamak uğruna kendinizi bu denli ayağa düşürmeyin. Ülke, vatan, toplum hepsi bizim. Hepimizin. Ve yalan söyleyerek bunu karalamak sadece bize zarar verir. Yalan söyleyen, bu yalanı yayan veya yalanın yanından geçen her kim varsa bu ve bundan sonraki videolarımızda her hafta beraberiz. Doğruluktan ayrılmayın, esen kalın.